أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته değerli dinleyenler Bu hafta da yine bir vahyin izinde programıyla sizlerle beraberiz. Bu haftaki programımızda Mümin Suresini işleyeceğiz inşallah. Kaldığımız yer olan 78. ayetten itibaren programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ Ayetimizin metni bu şekilde. Mealini veriyoruz. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar Hüsrana uğrarlar deniyor Mümin Suresi'nin 78. ayeti kerimesinde. Evet kıymetli dinleyenler önce ayetimizin ilk bölümünü ele alacağız. Rabbimiz orada şöyle başlıyordu ayete. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Evet, yani burada denmekte ki ey peygamber senden önce birçok peygamber göndermiş ve onları açık mucizelerle desteklemiştik. Kavimleri onlarla mücadele etmiş ve yalanlamıştı. Başına gelenlere sabretmede o rasulleri örnek al diyerek Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce rasullerin karşılaştığı sıkıntıları, işkenceleri anlatarak onu teselli etti şeklinde bir değerlendirmeyle ayete bakabiliriz. Önce şu noktaya bir açıklık getirelim değerli dinleyenler. Burada vurgulanan esas şey amaç Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın moral motive edilmesi elbette. Bunun böyle olduğunu zaten ayetin cümlelerinden net olarak da anlıyoruz. Rasul Aleyhisselatü Vesselam kendisi Nebiler silsilesinin, Rasuller silsilesinin son halkasıydı. Bunu da biliyordu. Ve başına da birçok sıkıntılar bu yüzden gelmişti. Göndermiş olduğu Mekke putperest insanlarına. Bu sebepten ötürü de Mekke'nin ileri gelenleri, putperest ileri gelenleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tavır koymuşlardı. Onu değişik şekillerde vazgeçirmeye uğraşıyorlardı. Tabi bu ifadenin ayeti kerimemizdeki bu cümlenin giriş cümlesinin böyle bir arka planı var. Yani denmek isteniyor ki ey Resul bu senin başına gelenler ilk defa bir peygamber olarak senin başına gelmiş bir şey değil. Senden önce de birçok peygamberin başına geldi. Yani bunlar senin getirmiş olduğun mesajı getirip de e, bir eli yağda bir eli balda olacak şekilde hiçbir sıkıntıya uğramadan bir tebliğ ve davet çalışması yapmak düşünülemez şeklinde bir uyarı içerdiği gibi yani bir yandan bir moral motivasyon yapıldığı gibi bir yandan da e, şu mesajı anlıyoruz. Biliyoruz ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde e, 25 peygamberin ismini zikrediyor. Bunlardan üç tanesi de ekleyecek olursak 28. 28 tanesinin içinde üç tanesinin de şüpheli olduğuna dair bilgilerimiz var. Mutlak peygamber olduğuyla ilgili değil. Mesela Lokman, Üzeyir ve Zülkarneyn gibi isimlerin peygamber olup olmamaları şüphelidir diye yaklaşılmış. Bazıları bazı delillerle onların peygamber olduğunu, bazıları da olmadıklarını ifade etmişler. Ama Şimdi şöyle bir soru akla geliyor zaman zaman da dillendiriliyor. Allahü Teala yani yüzyıllara sari binlerce yıllık insanlık tarihinde gönderecek sadece bu kadar peygamberi mi vardı Allah'ın? Yani 25 peygamber garanti olduğu için söyleyecek olursak bu 25 peygamberin dışında Allahü Teala peygamber göndermedi mi? şeklinde değerlendirmeler var. Buradan da öğreniyoruz ki Allahü Teala o ismi geçen peygamberlerin dışında da peygamberler gönderdiğini bize ifade ediyor. Peki bunlar kim şeklinde sorular sorulduğunda da e, elbette ki İsraili kaynaklardan bize gelen e, bilgilerle de e, buna cevaplar verilebiliyor. İşte bunların e, İsrail e, oğullarına gönderilmiş olan peygamberlerden olduğu bir kısmının işte bir kısmının da e, isimleri zikredilmemiş, Tevratta veya İncilde de olmayan, ama şunu unutmayalım ki insanlık tarihinin çok eski oluşu ve aynı zamanda da dünyanın geniş bir e, coğrafya alanına sahip olduğunu düşündüğümüzde, Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen peygamberlerin e, daha çok Arap Yarımadasında ve oraya yakın olan bölgelerde e, gö bölgelere gönderilmiş olduğunu da düşündüğümüzde e, konu Biraz daha anlaşılıyor çünkü bu bölgelerin dışında Allahü Teala misal Asya'ya misal Avrupaya da e, peygamberlerin gönderilmiş olabileceğini akla getiriyor. Efendim kim bunlar? Ya onlar bizi ilgilendirmiyor o kadar. Biz Kuranda bize isimleri zikredilen peygamberlerin peygamberliğini net olduğunu biliyoruz. Bu da bize yetiyor. Esas olan mesaja odaklanmak değil mi? Yani tarihi kronolojik olarak Allahü Teala insanlığın başlangıcından işte Adem aleyhisselamdan itibaren Muhammed aleyhisselam'a kadar göndermiş olduğu yüzlerce binlerce peygamberin hepsini tek tek sayacak değil. Ee, bize lazım olan e, Kur'an'ın ilk indiği dönemde insanların muhatap olduğu işte Yahudi ve Hristiyanlar vardı. Yine coğrafya olarak e, Arabistan yarımadasının güneyi ve kuzeyi ve Afrika işte Mısır bölgesi Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ların gönderilmiş olduğu ve Yusuf Aleyhisselam'ın nübüvvetini ilan ettiği yer olarak düşünecek olursak elbette ki bu coğrafyaların dışında da Allahü Teala peygamberler göndermiştir diyoruz. Hadis-i şeriflerde 120 bin peygamberden bahsedildiğini görüyoruz. Bunlarla alakalı olarak değerlendirmeler yani bunların daha çok sayısal bir çokluğu ifade ettiğini yani birden 120 bine kadar değil de yüzlerce binlerce peygamberin gönderilmiş olduğuyla alakalı bir değerlendirme olduğunu düşünmek daha da doğru diye düşünüyoruz. Evet tekrar edelim. Yani Rabbimiz burada sana bu isimlerini anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var diyerek böyle bir değerlendirmeyi peygamberine sunuyor. Daha önce İslam nice badirelerden geçmiş yüce Allah bunların bazılarını Kur'an-ı Kur Kerim'de peygamberine anlatmış, bazılarını anlatmamıştır. O peygamberlerin serüvenlerini, peygamberlerin durumlarıyla ilgili olarak anlattıkları arasında hedefe ulaştıran yol işaretleri belli olan yolun uzunluğuna işaret edilmekte esas olan buydu. Yani ne kadar büyük bir süreç, büyük bir serüven olduğu ifade ediliyor. Sürekli geçerli olan ve asla değişmeyen yasa dile getiriliyor. Peygamberlik gerçeği onların görevleri en güzel biçimde açıklanmaktadır. Yani esas olan budur. Nüvvetin mahiyetidir onun getirmiş olduğu mesajdır. Buna odaklanmak gerektiğiyle ilgili bir değerlendirmeyi de bu cümleden çıkarıyoruz ve bu değerlendirmeyi bu bağlamda yapıyoruz kıymeti dinleyenler. Ayetimizin diğer bir cümlesi hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez deniyor. Evet Rabbimiz bu beyanıyla çok önemli bir mucize ile alakalı durumu bizlere sunuyor. Evet Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e senin peygamberliğini mucize gösterdiğin takdirde kabul edeceğiz diyorlardı. Onlara bu sözleri nakledilmeden cevap veriliyor burada. Kur'an-ı Kerim'de işte Hud suresinde, Hicr suresinde, İsra suresinde, Furkan suresinde de konu gündeme getirilmiş. O konularla alakalı da değerlendirmeler yapılmış. Evet hiçbir peygamber kendiliğinden mucize göstermeye kadir değildir değerli dinleyenler. Bunu unutmayalım. Rasuller mucizeyi ancak Allah'ın kudretiyle inkarcı toplumlara hüccet olmak üzere göstermişlerdir. Bu kafirlere Hazreti Peygamber'den mucize göstermesi için bulundukları talep karşılığında verilen bir cevaptır. Yani mucize bir oyun olmayıp son fırsattır tabir yerindeyse. Bunu şöyle değerlendirelim. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kendisine verilen mucizeler var. Musa Aleyhisselam'ın en başta kendisine verilen mucize asası idi. Bununla alakalı gerek Bakara'da, Araf suresinde, Taha suresinde konuyla alakalı detaylar var. Biz sadece şu yönüyle meseleye açıklık getirelim bildiğiniz gibi o normalde Musa Aleyhisselam'ın hayvanlarını yine Kur'an'daki ifadeleriyle hayvanlarına yaprak çırpmak için kullandığı bir alet ve buna bu alete Allahü Teala bir özellik görüyor. Dönemsel bir özellik. Tabi burada bu asanın işlevliği için elbette ki yani mucizevi işlevini görebilmesi için Rabbimizin muradı söz konusudur. Onun istemesi söz konusudur. Onun haricinde bunun için bir Musa evet bu alet olan asaya ihtiyaç var. Buna dil, bunu dillendiriyoruz. Yani mesele ne Musa Aleyhisselam'ın bizatihi kendinde ne de mesele bizatihi asanın kendisinde. Konu Allahü Teala'nın mucizeyle alakalı olarak iradesiyle ilgili. Yani konuyu şöyle izah edelim biraz da. Yani Musa Aleyhisselam elimde asa var. İşte o ilk karşılaştığında Tur Sina'da Allahü Teala feelqi asake demişti. O da elinden asayı bırakmıştı. Asayı bırak diye. O da büyük bir yılan olu vermişti. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam çekinmişti. Allahü Teala korkma onu tekrar eline al dediğinde o tekrar asaya dönüşmüştü. Onun böyle bir e, mucize olduğunu Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz bizzat göstermişti. E, bu konuyla alakalı e, birkaç değerlendirmemiz olacak. Evet Musa Aleyhisselam'a Allahü Teala e, o asa ile ilgili olarak e, mucizeyi o asanın üzerinden gerçekleştiriyordu. E, Musa Aleyhisselam da Allahü Teala'nın o asa ile nasıl bir mucize gerçekleştireceğini bilmiyordu. Sadece ilk bildiği şey onun bir e, büyük yılan'a dönüşmesi olayı idi. E, bu konu hakkında net bilgisi vardı. Mesela daha sonra biliyorsunuz aynı asa ile e, Kızıl Denize vurup ikiye ayırması söz konusuydu. Yani o konunun bir gerisinde konu şöyleydi: e, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ın liderliğinde Mısır'dan ayrıldıklarında e, Firavun ve avanesi telaşeye kapıldılar. Firavuna neden izin verdin? İşte bizim bütün işlerimizi onlara gördürüyorduk. Şimdi kime gördüreceğiz şeklindeki değerlendirmelerle Firavuna yüklenmeler neticesinde Firavun ordusuyla beraber Musa Aleyhisselam'ın arkasından, İsrailoğullarının arkasından onların peşinden gitmişti. Bu gidiş sırasında işte Kızıl Denize kadar geldiler kıyıya. O esnada Musa Aleyhisselam'a İsrailoğulları bir sürü işte şikayette bulunmaya, onu eleştirmeye başladılar. İşte ne diyelim işte senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Halbuki biz her ne kadar Firavun'un zulmü altında idiysek de işte yine hayatımızı yaşıyorduk. Yine sıkıntılarımız oluyordu ama biz hayatımızı sürdürüyorduk şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Tam o esnada yani Musa Aleyhisselam şöyle demedi onlara. E durun şimdi siz bakın ben bu elimdeki asayı denize vuracağım ve deniz ikiye ayrılacak ve oradan karşıya geçeceğiz ve kurtulacağız. Yani mesele Musa Aleyhisselam'ın iradesiyle alakalı bir durum olsaydı Musa Aleyhisselam böyle bir cümle kurardı onlara karşı. Ama onun verebileceği bir cevap yoktu. O Rabbine yönelmişti. Allahü Teala da ona dedi ki bir asakel الْبَحْرَ Asanı denize vur dedi. O da elindeki asayı denize vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. Karşıya geçtiler. Şimdi e, bu konuda demek ki Musa Aleyhisselam'ın herhangi bir iradesi yok. Biz mucizenin tanımına tekrar dönelim. Mucize e, Allah'ın izni ve kudretiyle e, peygamberlerinin elinde meydana gelen harikulade olaylar şeklinde tarif ediliyor mucize. İşte Musa Aleyhisselam'ın o e, asası da. Bu kabil bir mucize idi. Yoksa Musa Aleyhisselam'ın eline verilmiş haşa işte bir sihirbaz değneği gibi işte şimdi denize vurdum iki ayrılacak. Karşıya geçeceğiz. Hadi buyurun. Karşıya geçelim. E işte susadık. İşte şimdi taşa vuracağım. Taşa vurunca da işte oradan e, su fışkıracak. Hem de 12 tane pınar fışkıracak. Ondan da dilediğiniz gibi çölün içerisinde o sudan faydalanacaksınız gibi bir bilgi ve becerisi yoktu Musa Aleyhisselam'ın. Allahü Teala ona diyordu. O da Allah'ın dediğini gerçekleştiriyor ve mucize gerçekleşiyordu. Mesela işte deniz kıyısındaki e, olayın gerçekleştiği gibi. Denize vur diyor Rabbimiz. O da denize vuruyor ve karşıya geçiyor, geçiyorlardı. E, tih çölünde de bu sefer susuz kaldıklarında da yine asasını taşa vurmasını Allahü Teala istedi. O da asayı taşa vurdu ve asanın taşa vurulmasıyla birlikte taştan 12 tane pınar, 12 tane göze su fışkırtmıştı. İşte bu olaylar mucizeyle alakalı olarak bize çok önemli bir e, veride bulunuyor. Yani mucizeyle alakalı peygamberlerin dahi herhangi bir yetkileri, herhangi bir güçleri ve iradeleri söz konusu değildir. Bunu özellikle beyan edelim. Bu çok önemli bir husustur mucizeyle alakalı. Evet, mucizeler e, bir oyun eğlence olsun diye gerçekleşmiş bir olay değil bir son fırsattır diyebiliriz. Mucize gösterildikten sonra o toplum tekrar küfür üzerinde ısrar ederse artık onların sonu gelmiş demektir ve Allah'ın azabından onlar kurtulamazlar. Evet, sizler bu hususu hafife alarak mucize istemekle ilahi azabı kendinize davet etmiş oluyorsunuz deniyordu mucize isteğinde bulunan kimselere. Bu peygamberimizde peygamberimiz de olabilir, bu Musa aleyhisselamla ilgili de olabilir, bu diğer peygamberlerle de alakalı olabilir. Çünkü mucize gösterildi mi artık mesele son raddeye gelmiş demektir. Artık ya imandır ya da ondan sonrası helaktır. Yani bu tabi süresi hemen anında olacak değil. Artık o helakın beklenmesi yani mucize gösterildikten sonra toplum iman etmemişse artık o toplumun helak edilmesiyle karşı karşıya kaldığı bir durumu ifade ediyor. Ayet-i Kerime insanın gönlünde sağlam biçimde yerleşmesi gereken bir gerçeği pekiştirmek için özellikle üzerinde durmaktadır. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize gerçekleştiremez. İnsan peygamber de olsa yürekten davanın üstün gelmesini ve karşı çıkanların tez elden boyun eğmelerini arzu eder. E, bu nedenle her türlü büyüklük taslamayı, inatlaşmayı yok edecek bir mucize arar. Ne var ki yüce Allah seçkin kullarının sabır zırhına bürünmelerini ve nefislerini bu potada eritmelerini dilemektedir. Böylece onlar bu konuda ellerinde hiçbir şey olmadığını daha rahat kavrayacaklardır. Evet, daha rahat kavrayacaklar. mesajı ilettikleri takdirde görevlerinin bittiğini anlayacaklardır. Böylece de kalpleri huzura kavuşur ve sakinleşirler. Yine Allahü Teala insanlara ilahlık ve peygamberlik gerçeğinin yapısını kavratacak ve peygamberlerin insanlar arasında yetişen kimseler olduklarını, bir beşer olduklarını ve Allah'ın onları seçtiğini, beşerin içerisinden seçtiğini, onların görevlerini belirlediğini kavratmak istiyor. İnsanlara şunu da kavratıyor. Mucizelerin geciktirilmesi Allah'ın insanlara aslında merhamet etmesindendir. Zira Allah'ın yasası mucizelerin ortaya çıkışından sonra ilahi mesajı yalan sayanları bu dünyada yok etmeyi gerektirmektedir. Biraz önce söylediğimiz gibi artık mucize gerçekleştikten sonra toplumun e, helak ile, Yüz yüze gelmesi artık söz konusudur. Bundan sonra artık o toplumun başına gelecek olan bir helaktır. Bir yok oluştur. Bir altı üstüne geliştir. Ki o geçmişte helak edilen kavimlerin durumuna baktığımızda bunu çok net bir şekilde de müşahede etmekteyiz değerli dinleyenler. Ayetimizin son cümlesi. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar husrana uğrarlar deniyor. Evet, Allah'ın son hükmünden sonra ne iyilik yapmaya ve ne de tövbe etmeye zaman kalır. Şimdi de harika bir olayın meydana gelmesini isteyenler Allah'ın göz önünde bulunan fakat devamlı göz önünde kaldıkları için unutan ayetlerine Unutulmuş gözden ırak tutulduğu için e, dikkatlerden kaçmış gibi görünen ayetlerine, mucizelerine yöneltilmektedir. Aslında onlar bu gözler önünde harikalar üzerinde biraz düşünselerdi bunların istedikleri harikalardan birinin de bizatihi kendileri olduklarını görürlerdi. O muhteşem insan denilen varlığın ne kadar mükemmel yaratıldığının, farkına varırlardı. Yani kendilerinin ne kadar mükemmel yaratıldıklarını, ne kadar önemli özelliklerle donatıldıklarını görürlerdi. Yani kendilerinin farkına varırlardı. Kendilerinin harikulade bir yaratık olduklarını görürlerdi. Allah'ın yaratması ile tabii ki. Zira bunlar da ilahla şahitlik eden önemli ayetler, delillerdir. Çünkü Allah'tan başka birinin onları yarattığını iddia etmek saçma olduğu gibi, bunların düzenleyen, dileyen bir yaratıcı olmadan yaratıldıklarını iddia etmek de elbette çok saçmadır. Yani gerçekten bilim adına bugün işte insanın Allah tarafından yaratıldığını söylememek için pozitivizmin, materyalizmin işte anlayışı, fen bilgisinde de çok net bir şekilde bunu görüyoruz. İnsanın varoluşuyla ilgili değerlendirmede saçma sapan e, ifadelere yer verildiğini, e, şunu da açıklıkla söyleyelim: Kendilerinin dahi inanmayıp saçma buldukları değerlendirmeleri kitaplara yazmaktan çekinmemişlerdir. Bu pozitivist ve materyalist düşüncenin mensupları. Yani sırf Allah yarattı. İnsanı bu şekilde düzgün bir surette Allah yarattı dememek için bin bir türlü hani bin dereden su getirme tabiri vardır ya böyle bin dereden su getiriyorlar ve ardından da öyle saçma ifadelere yer veriyorlar ki sadece diyecekleri cümle şuydu o bu bütün bu güzellikleri veya bu yüce varlığı Allah yarattı diyeceklerdi konu çözümlenecekti mesele bitecekti. Ama onlar bunu söyleyememek için, söylememek için kasıtlı olarak işte efendim işte bir su birikintisinin içinde bakteriyel bir hayat başladı. İşte oradan da işte şu şu canlılar şu şekilde türedi. Peki bu kadar canlı türedi. Canlıların çeşitliliğini nasıl izah edeceksiniz? Hayvanlar ayrı canlı, insanlar ayrı canlı. Efendim, bitkiler ayrı canlı varlıklar. Bunları nasıl açıklayacaksınız? Bunların hiçbirisinin aslında onlar tarafından mantıklı hiçbir izahı söz konusu değil. Neden? İşte biraz evvel söylediğimiz gibi sırf Allah yarattı dememek için. Sırf bunu ifade olarak ağızlarından çıkarmıyorlar ve bu değerlendirmeyle saf zihinleri ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede hatta böyle değerlendirmelerle maalesef insanları uyutuyorlar. Bu da gerçekten çok manidar bir husus olarak karşımıza duruyor. Evet değerli dinleyenler, şimdi programımıza kısa bir ara vereceğiz ve ardından kaldığımız yer olan Mü'min Suresi 79. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Evet değerli dinleyenler verdiğimiz bu kısa aradan sonra kaldığımız yer olan Mü'min Suresi 79. ayetten itibaren devam ediyoruz inşallah. Önce ayetimizi okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî ce'ale lekumul en'âme li minhâ ve minhâ te'kulûn. Te Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmına da yesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Evet. İlahla kendisinden başka kimsenin layık olmadığı yüce Allah deve, sığır ve koyun gibi hayvanları sizin emrinize verendir. O bu hayvanları yararlanmanız maksadıyla sizin için yaratmıştır. O hayvanların bazısının sırtına binmeniz, bazılarının da onların etlerinden, sütlerinden yararlanmanız için onları yarattı. Nitekim siz bunlardan bu şekilde yararlanıyorsunuz. Evet bu hayvanların yaratılmaları da insanların yaratılması kadar harika bir mucizedir. Onlara hayatın verilmesi, yapılarının oluşumu ve şekillendirilmesi hep birer harikadır. İnsan bunların hiçbirini kendisinin yaptığını iddia edemez. Yani kendisinin bunların oluşumunda bir dâhiliğin olduğunu iddia edemez. Bu hayvanların insanın emrine ve hizmetine verilmeleri, vücutları ve güçleri yönünden insanı kat kat katlayabilen hayvanların Allah tarafından onun emrine verilmeleri, evet bütün bunların hepsi kendiliğinden böyle var olmuşlardır. O kadar bunu öyle anlamamız lazım. İnsana oranda bunlar harika birer mucize değildir. Bunlar onları yaratan, onlara ve insana verdiği özelliklerle işte kendilerini insanın hizmetine veren yaratıcının varlığını göstermez, ona delalet etmez şeklindeki bir yaklaşıma bu apaçık gerçekler nedeniyle saygılı bakmak doğru olmaz. Bu saygı değer bir görüş değildir yani. Zira fıtratın mantığı hiçbir tartışmaya ve direnmeye meydan vermeyecek biçimde söz konusu gerçekleri kabul etmektedir. İnsanın geçinmesi için gerekli araçları harikulade bir şekilde sağlamak ve insanı bu kadar çok sayıdaki tabi fenomeni verimli bir şekilde kullanabilmesine imkan veren bir yaratıcı zeka melekesiyle donatmak suretiyle nimetlendirilir. Evet bütün bunlar böyle bir zemin böyle bir e, anlayışın üzerine konulmuştur. Evet, Mümin Suresi ayet 80 Velakum fiha ve li teblugu 'aleiha fi sudurikum ve 'aleiha ve fulki Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Evet bu ayet-i kerimede önceki ayetlerle doğrudan bağlantılı olarak konuyu biraz daha açıyor. Evet onların gönüllerindeki ihtiyaçlar ve hayvanların sırtından elde ettikleri yararlar özellikle o zamanda büyük ve önemli ihtiyaçlardı değerli dinleyenler taşıma, ulaşım ve haberleşme araçlarının sadece bu hayvanlarla sınırlı olduğu sırada bunun ciddi önemi vardı. Bugün de hatta yarın da bu hayvanların sırtından karşılanan ihtiyaçlar az değildir. Bunları çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün dahi biliyorsunuz tren, araba ve uçağın varlığına rağmen dağlık bölgelerde ulaşım ancak bu hayvanlarla sağlanmaktadır. Zira burada hayvanların ayaklarından başka hiçbir şey için elverişli olmayan dar geçitler ve daracık yollardan başka bir yol yoktur. Evet ne diyordu ayet-i Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız diyordu. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Evet o hayvanların üstünde ve size verdiğimiz akıl nimeti, size verdiğimiz güç ile imkanlar ile gemi yaparsınız. Bu sefer o hayvanların dışında bunlarla da taşınırsınız. Hem kendinizi hem eşyanızı, malınızı, mülkünüzü taşırsınız şeklinde. Evet bu da diğeri gibi Allah'ın mucizelerinden biridir. Allah'ın imana verdiği nimetlerden biridir diyebiliriz. Geminin su üzerinde yüzmesi yeri göğü, yaşı kurusu ile bu evrenin özünde, eşyanın ve elementlerin yapısında bulunan değişmez yasalara ve uygunluklara dayanmaktadır. Geminin su üzerinde batmadan seyretmesi için bu faktörlerin bulunması şarttır. Gemi ister yelkenle, ister buharla, ister atom enerjisiyle, isterse yüce Allah'ın bu kainata yerleştirdiği ve insanın kullanabileceği başka bir enerji çeşidiyle çalışsın fark etmez, değerli dinleyenler. İşte bu nedenle bu olayında Allah'ın bucizeleri ve nimetleri arasında sayıldığını görmemiz ve idrak etmemiz gerekir. Evet Mümin Suresi ayet 81. Ve yuriikum ayatihi fe ayatillahi tunkirun. Allah size kendi ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ederseniz. Evet. Mümin 81. Kıymetli dinleyenler bu ifade şu anlama gelir. Sizler sadece oyun olsun diye değil de kalbinizin tatmin olması için mucize istiyorsanız eğer çevrenize şöyle bir bakın gözünüzü şöyle bir dolaştırın. Gökten başlayın yere yerden başlayın göğe. O takdirde sayısız işaretlerin bulunduğunu sayısız ayetlerin, mucizelerin bulunduğunu göreceksiniz. Gerçeğe ve hakka talip olanlar için başka bir mucize istemeye gerek yoktur. Buna benzer birçok cevap Kur'an'ın pek çok yerinde var. Mesela Elam suresi 26-27, Yunus suresi 105, Rahat suresi 15-20, Şuara suresinde de yine aynı şekilde 3 ve 5. ayetler arasında değerlendirmeleri görüyoruz. Yeryüzünde İnsanoğlunun hizmetinde bulunan hayvanları, işte bunlar inek olur, manda olur, keçi olur, deve olur, at olur veya başkaları ne varsa Allah insanlara kolayca alışabilecek yapıda yaratmıştır bunları. Ülfet peydah etmiştir yani bunlarda. İnsanoğlu onlardan sayısız şekilde yararlanır. Tüm bunlar Allah'ın onları belirlenmiş bir plana göre yaratmış olduğunu gösterir. Hizmetimize verildi ya. Öyle diyor ya Kur'an-ı Kur Kerim'de de. Başka bir açıdan da bu sefer su ve rüzgarın insanoğlunun hizmetinde kullanılması için belli bir ölçüye göre yaratılmış olması mutlak kudret sahibi, rahim ve hakim olan Allah'ın varlığına bir delildir. Geceleri denizlerin içerisinde gemileriyle yol bulmaya çalışan insanların gökyüzüne yıldızların yerleştirildiğini biz biliyoruz ve denizcilerin bunlardan yararlandığını görüyoruz. Bunlar aynı yaratıcının hem yeryüzünü hem de gökyüzünü yaratıp idare ettiğini ve bu yüzden tüm kainatın şaşmaz bir ahenk içerisinde olduğunu göstermektedir. Allah'ın insana bunca imkan sağlayıp onun tasarrufuna vermiş olmasına rağmen bunlar hakkında hesap sormaması mümkün müdür? Bunca nimeti veren insanın üzerinde her türlü tasarrufa sahip olan Allah bunca nimetle alakalı sorgu ve sualde bulunmayacak mı? Evet, inkar edenler ve Allah'ın ayetleri hakkında tartışan, saçmalıkları savunarak gerçeği örtmeye çalışanların hiçbir gerçeğe ulaşmak için onlar uğraşmazlar gerçeği bilakis çarpıtmakta, büyüklük taslamakta veya bunlar demagoji yapmaktadırlar. Kimileri de azgın oldukları için Allah'ın apaçık mucizeleri hakkında tartışma konusu yapmaktadırlar. İktidarının elinden alınmasından korkmaktadırlar bunlar. İktidarlarının zira bu tür zalimlerin tahtı hakkın karşısında duramayacak olan efsanelere dayanmaktadır. Onların ortaya koydukları değerlendirmeler gerçekle zerre kadar alakası olmayan değerlendirmelerdir. Hakkın temeli ise tek olan ilahlık gerçeğinin sağlam bir biçimde yerleşmesidir. Kimileri iktidara yönelik bir ideolojik görüş sahibi oldukları için Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaktadırlar işte Firavun ve Firavun'un yandaşlarının durumu gibi. Yine aynı şekilde mesela komünizm insanların ürettiği bir ideoloji insanların gönüllerinde ilahi olan iman gerçeği yerleştiğinde e, gerek komünizm gerekse de aklınıza gelebilecek ne tür ideoloji varsa bunlar dağılıp gitmektedirler. Zira o insanların kalplerini, midelerini, midelerine ve bedenlerinin ihtiras ve arzularına bağlamak istemektedir. Komünizmin temel felsefesi buna dayanır. İnsanları kendi ideolojilerine kulluk yapsınlar liderlerine de tapsınlar diye Allah'a kulluktan uzaklaştırmaktadırlar. Kimileri de Orta Çağ'da kilise tarihinde yaşandığı gibi din adamlarının ruhbanın baskısıyla mücadele ederken Allah'ın gerçek ayetlerini de silip süpürmektedirler. O bu baskıdan kurtulmak istemektedir. Evet burası doğru. Yalnız fıtratın mantığı bu tür tartışmalardan tiksinir. Varlığın vicdanında özünde sağlam yer eden ve her tür tartışmaya rağmen Yüce Allah'ın mucizelerinin dile getirdiği değişmeyen gerçeği kabul eder. Fıtrat bunu böyle kabul eder. Ama işte orta çağda engizisyona, kiliseye, ruhbana karşı verilen mücadele öyle bir noktaya savrulmuştur ki pozitivizme savrulmuştur. Dini olan bir takım net gerçekler işte Kilisenin baskısı, e, diktatör ve ruhbanın baskısı neticesinde e, kiliseye karşı ayaklanan bilim adamlarının veya insanların buradan diğer bir uca. Yani burada dini olanı tamamen doğrusuyla birlikte kenara atıp yanlışı bayraklaştırıp kutsamak. Durumu söz konusu olmuştur ki işte 1789 Fransız ihtilalinden sonra daha çok ve ardından işte sanayi devriminden sonra insanların pozitivist materyalist bir anlayışa savrulduklarını bununla dini olan her şeyi reddettiklerini sahih olanını da yani İslam'ı da reddettiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Temel insani değerleri ve yeryüzünde bütün oluşumların e, maddi olarak izah edilebileceğini e, anlayan ve bunu bu şekilde izah etmeye çalışan mantığın e, bilimi putlaştırdığını bir put haline getirdiğini ibretle görüyoruz. Maalesef. Evet Mümin Suresi 82. ayet-i kerime Efelem yesiru fil ardı fe yenzurû keyfe kâne âgıbetüllezîne min kablihim kânû ekthara minhum ve eşedde kuvveten ve âthâran fil ardı فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti diyor Rabbimiz. Evet müşrikler ticaretle uğraştıkları için komşu ülkeleri seyahatlerinde eski uygarlıkların izleri ve kendileri gibi Arap olan Ad ve Semud kavimlerinin harabeleriyle karşılaşıyorlardı. Bunlar Mekke çok daha güçlüydüler ama o güçleri ve onları o ihtişamları ebedileştirdi ve neticede de onlar bütün bu özellikleriyle birlikte e, var olamadılar. Allah'ın yıkımına, Allah'ın gazabına ve azabına karşı koyamadılar ve yıkılıp gittiler. Evet o güçleri e, neticesinde onlar bu güçlerinden kaynaklı bir sonsuzluğa kavuşma, ebedi olma veyahut da Allah'ın azabına karşı kendilerini koruyabilme, imkanlarına sahip olamadılar. Ama bu neyle kıyaslanıyor? Mekke müşriklerinin o aciz durumlarıyla onlar kıyaslanıyor. Onlar çok güçlüydüler, sayıca da çokdular. Kurdukları medeniyet de onlardan çok çok üstündü. Ama buna rağmen onları bütün bu durumlar kurtaramadı, koruyamadı deniyordu. Evet, insanlık tarihinde önceki milletlerin, kavimlerin sonlarına ilişkin çok bilgi vardır. Bunların bir kısmının bir güne kadar yaşayan ve onların yapılarını ortaya koyan kalıntıları da vardır. Bazılarının akıbetlerine ilişkin haberler dilden dile dolaşan rivayetlerle bize kadar gelmiştir. Ya da belgeler ve kitaplar bunları muhafaza etmişlerdir. İnsanlığın seyir çizgisinde bunlar değişmeyen gerçekleri ifade ettikleri için Kur'an çoğu zaman kalpleri onlara doğru çevirir. Zira bu akıbetlerin insanın ruhu üzerinde de köklü Derin etkileri vardır. Kur'an onu gönderen Allah'ın sınırsız bilgisi gerçeği olarak fıtrat gerçeğinden, onun iç dünyasından insana hitap eder. Bazıları ufak bir dokunuşla açılan, üzeri torturlarla örtülmüş bulunanları ise ancak defalarca çalınmakla, ancak açılabilen kapılardan fıtrata seslenir. İşte burada onlara soru sormakta açık bir göz hassas bir duyarlılık ve basiretli bir kalp ile yeryüzünü dolaşmalarını teşvik etmektedir ki gözlerini açık baksınlar. O kör gibi olan imandan yoksun göz o bakmaktadır, görmemektedir. İşte onlara bu şekilde bir yönlendirmeyle onların görmeleri istenmektedir. Önceleri yeryüzünde yaşayanların halini düşünsünler. Burada işledikleri yüzünden başlarına gelenlerin geldiğini, nelerin geldiğini anlasınlar diye. Evet, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden daha çok, daha kuvvetli yeryüzünde bıraktıkları eserler daha sağlam olan öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler mi diyor Rabbimiz? Evet, sonlarının nasıl olduğu ortaya konmadan öncekilerin durumları tasvir ediliyor. Dengenin kurulması ve tam bir ders ve ibret sahnesi olması için onların durumlarıyla karşılaştırma yapılıyor. Evet, onların sayıları çoktu güçleri fazlaydı. Uygarlıkta daha ileri gittiler. Peygamber dönemindeki Araplardan önce yaşayan nesil ve kavimler de bunlardandı. Yüce Allah bunların bir kesimini peygamberine anlatmış. Önceki ayetlerde de değindiğimiz gibi bir kesimini de anlatmamıştı. Bunların bazılarının kıssalarını Araplar biliyor ve kalıntılarını görüyorlardı. Ayetimiz şöyle sonlanıyor. Kazandıkları onlara bir fayda vermemişti. Yani güçleri sayılarının çokluğu ve uygarlıkları onları koruyamadı. Halbuki onlar bunlarla iftihar ediyor, böbürleniyor, kibirleniyorlardı. Hatta onların sapıklıklarının temeli ve yok edilmelerinin de nedeni işte buydu zaten. Evet Mü'min Suresi 83. Ayet فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Resulleri kendilerine apaçık belgeler getirdiğinde onlar sahip oldukları ilimden dolayı şımarıp böbürlendiler de kendisini alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşatı verdi. Evet Mümin Suresi 83. ayetin metni ve meali de bu şekilde. Yani kendilerinde bulunan bilgiden maksat kendi sınırlı bilgiler olabileceği gibi değerli dinleyenler asıl kastedilen sahip oldukları muharref kitap kültürü veya atalar kültüne dayarı bilgi felsefesidir. Düşünce şekilleridir. Yunan filozofu Sokrat'ın Hz. Musa gibi peygamberlerden bahsedildiğinde kibirlenerek tenezzül etmediğine dair bilgiler veren Fahreddin Er-Razi Enam suresinin 148. ayet-i kerimesine atıfta bulunarak dinle ilgili bilgilerin kastedilmiş olabileceğine de değinmektedir. Tabii ki bu muharref din anlamındadır. Onu da tekrar belirtelim. Evet kendi yanlarında bulunan delillere güvendiler. Eşya ile ilgili bilgilerine, insan eğitimi konusundaki bilgilerine, hukuk uzmanlarının, ekonomi tanrılarının bilgilerine, siyasi tanrılarının tecrübelerine, kılık kıyafet konusunda moda tanrılarının güçlerine, kendi yasalarına, kendi sistem ve ideolojilerine güvendiler de Allah ile ve Allah'ın elçileriyle alay ettiler. Kendi hayat programlarını Allah'ın elçileriyle gönderdiği hayat programından üstün tuttular. Kendi kitaplarını Allah'ın kitabına tercih ettiler. Evet maalesef. Evet. Kendi hayat programlarını Allah'ın elçileriyle gönderdiği hayat programını üstün tuttular. Kendi bilgilerini Allah'ın bilgisine tercih ettiler de alay ettikleri azap onları kuşatıverdi. Ayetin bir manası bu. Bir de şöyle anlayabiliriz. Peygamberler onlara bizim delillerimizle geldiler. Bu peygamberler kendilerinde bulunan delillere güvendiler. Davalarından, kulluklarından asla şüpheye düşmediler. O peygamberler gayet rahattılar. Çünkü yanlarında Allah'tan gelme ayetler ve deliller vardı. Ama birikiler onların ellerindeki delilleri inkar ettiler. Ve inkar ettikleri azap da onları yakalayıverdi diyebiliriz. Evet. Mümin suresi 84. ayet-i kerime. Elemma ra'u ba'sana qalu billahi vahdehu ve keferna bima bihi müşrikîn. Bunun üzerine azabımızı gördüklerinde onlar artık tek olan Allah'a iman ediyoruz ve ona koştuğumuz ortakları inkar ediyoruz dediler. Mümin suresi 84. ayeti kerime. Evet vaktiyle maddi güçlerini, eserlerini, sosyal ve siyasi konumlarını haklılıklarının dayanağı zanneden azgın topluluklar nihayet sapkınlık ve zulümlerinin sonucu olarak çeşitli felaketlerle yüz yüze gelince güçlerinin kendilerini kurtaramadığını görmüşler, fark etmişler. Peygamberlerinin ortaya koyduğu tevhid inancını benimsediklerini açıklamışlarsa da ama bu inanmaları kendilerine fayda vermemiştir. Çünkü fesillerden Şevkani'nin de belirttiği gibi bu özgürce ve gayba inanma değil, zorunlu ve görüneni, yaşananı bir kabul idi. Bu da zaten kaçınılmaz. Bu sebeple de onların inanmalarına, imanlarına itibar edilmemiştir. Evet, onlara Allah'ın elçileri, Allah'ın ayet ve belgeleriyle geldikleri zaman ilahi mesajı yalanladılar. Bu kötü tavırlarına karşılık Allah'ın gazabı kaçınılmaz oldu. Allah'ın belasının kendilerine indiğini görünce Başlarına neyin geldiğini anladılar ve korkup endişeye kapıldılar. Hemen pişman olduklarını ve tek olan Allah'a iman ettiklerini, ona şirk koştukları put ve tanrılarını terk ettiklerini vurguladılar. Fakat bütün bunlar onlara bir fayda vermedi. Çünkü iman fırsatları artık ellerinden kaçmıştı. Mümin 85. ayet. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnetallahi allati kad halat fi ibadihi ve hasira hunalikel kafirun fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada kafirler hüsrana uğradılar. Mümin 85. ayet ve suremizin de aynı zamanda son ayeti kerimesi. Evet değerli dinleyenler yani tevbe ve iman ancak azap ve ölüm gelmezden önce bir yarar sağlar. Azap ve ölüm geldikten sonra tevbe ve iman etmenin Allah katında bir faydası yoktur. Böyledir çünkü Allah'ın azabı gelip çattıktan sonra tövbenin kabul edilmemesi öteden beri gelen sünnetullah gereğidir. Bu korku tövbesidir, iman tövbesi değil. Pişmanlık bu karşılaşmış olduğu anlık durumla ilgilidir. Gayba iman değildir bu. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur diyor Rabbimiz. Evet Allah'ın yasası ise kesindir, sarsılmaz, değişmez ve yolundan sapmazdır. Bu kadar gerçektir, nettir. Evet ayet-i kerimenin sonunda da işte o zaman kafirler siyana uğramışlardır diyordu. Evet bu ürpertici sahnenin ilahi mesajları yalan sayanları kıskıvrak yakalayan Allah'ın cezası sahnesinin onların ürkekliklerini ve feryatlarını somutlaştıran boyun eğdiklerini ve teslim olduklarını sergileyen sahnenin üzerine perde kapanıyor. Sure sona eriyor. Böylece bu son surenin havası, etkisi ve asıl konusu ile tam bir uyum sağlıyor. Surenin içerisinde yer yer Mekke'de inen surelerin ele aldıkları inanç konularına, tevhid, diriliş ve vahiy konularına da değinildi. Temel konular olarak bunlar da vardı. Fakat bu konular surenin ön planda olan konuları değildir. Hak, batıl, iman, küfür ve iyilik, kötülük arasındaki savaş hep ön planda tutuldu. İşte bu savaş ile ilgili konular surenin kişiliğini ve diğer Kur'an sureleri arasındaki belirgin özelliklerini ortaya koydu. Evet. Tevbe ve iman ancak azap gelmeden, ölüm gelip çatmadan önce geçerlidir. Ölüm gelip çattıktan sonra artık hiçbir mazeret geçerli olmayacaktır. Allah'ın yeryüzünde işleyen yasası bu tür imanları kabul etmemektir. Nitekim son nefesinde malumunuz Firavun'un imanını Rabbimiz Yunus suresinde şöyle anlatıyor. Nealen denizde boğulmayla karşı karşıya kaldığında İsrailoğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım demiş. Firavun böyle bir ikrarda bulunuyor tam böyle boğulma sırasında. Allahü Teala da şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun. Evet Yunus suresi 90 ve 91. ayet kelimelerde anlatılıyor bu. Evet böyle buyuruyor Rabbimiz. Firavun'un bu imanını kabul etmemiştir. Tüm yeryüzü firavunlarına bunu örnek olarak sunmuştur Rabbimiz. İşte bu Allah'ın yeryüzünde geçmişten bugüne işleyen sünnetidir, adetidir, kanunudur. Azabı gördükten sonra tövbe edenlerin tövbesini Allah asla kabul etmeyecektir. Evet bu değerlendirmeyle suremizin bu ayeti de bittiği gibi suremizi de neticelendirmiş olduk. Ve e, suremizi bitirdik. İnşallah e, Mümin suresinden hemen sonra bu sefer Fussilet suresini gündemimize alacağız. Fussilet suresi üzerinden programımızı devam ettireceğiz inşallah. Şimdi sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.